Tebrikler. 2024 simülasyonunda hayatta kaldınız. Teknoloji dünyasında çalışıyorsanız ve hala işinizdeyseniz, ülkenizde savaş yoksa patronunuzun sizde değiştirmek istediği yapay zekayı alt etmişsiniz demektir. Yılın sonuna yaklaşırken en dikkat çekici teknoloji trendlerini ve beklenen gelişmeleri sizler için derledim. Hazırsanız yılın en önemli anlarına birlikte göz atalım. PS5 Pro açıklandı ama fiyatı cep yakıyor. Tahminim Türkiye'de 40 binden aşağı satılmaz. Dikey standına bile ayrı para vermeniz gerek. Mecbur yatay kullanacaksınız. Oyunların boyutları Everest'i bile aştı. Ama üzülmeyin, PS5 Pro kutudan 2 TB dahili SSD ile birlikte size sunulacak. Yeni konsolun işlemci gücü %67 daha fazla ve GPU belleği ise %28 daha hızlı. Bu da %50 daha iyi oyun deneyimi demek. Işın izlemeyi iyileştirme, yani Ray Tracing, PS5 Pro'nun en belirgin özelliği. Aslına bakarsanız normal PS5'te aynı işlemci kullanıyor. Clock hızında küçük dokunuşlarla hızı %10 arttırmışlar. Sony, DLSS teknolojisine benzer bir teknolojiyi kullanıyor. Buna PSSR demişler. Tanıtım fragmanında 120 FPS'lere çıkıldığını gösteren bir resim koymuşlar ama canlı yayında tabii ki bunu göremedik. Işın izlemeyi açıp 30 FPS yerine artık 60 FPS oyunları oynayabileceksiniz. Tabii en az 40 bin liranız var ise oyun koleksiyonu yapanlar da var. Ekstra bir Blu-ray sürücüye ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Kimler almalı derseniz, kocaman kaliteli bir televizyonu ve oyun alabilecek parası olanlar kaçırmasın derim. Intel yaşadığı büyük fiyaskodan sonra yapay zeka destekli Core Ultra işlemcilerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 7 nanometre Intel için büyük yenilik. Ana ve yardımcı çekirdekler iyileştirilmiş. 3D'ye gelişmiş paketleme teknolojisi ve önceki nesillere göre 2 kat grafik performansı. Düşük güç tüketimi söylenen ama hiç sanmıyorum. Unutmayın, ne kadar çok voltaj o kadar çok ısınma. Intel Core Ultra 285K modeli 8 büyük ve 16 küçük çekirdeğiyle tam bir performans canavarı. 5.4 GHz'e çıkabilen hızlarıyla bizi uçuracak mı acaba? Nvidia'nın 50 serisi ekran kartları yolda. Büyük ihtimal CES 2025 lansmanında bu ekran kartlarını görebileceğiz. Kötü haber, 2025'e kadar bekleyeceğiz gibi duruyor. Bakalım Radeon'un RDNA 4 mimarisiyle Nvidia nasıl kapışacak, birbirlerine nasıl karşılık verecekler? GDDR7 bellek teknolojisi, 1.5 TB band genişliği, 4 nanometre fabrikasyon teknolojisiyle üretim. Transistör başına performansta %15'lere varan artış. Yeni mimari tasarım güzel ama ona göre de cep yakacak gibi duruyor. Sonuç olarak oyunlar 16 GB'a evrildi. AMD ekran kartlarında 16 GB'ı görebiliyoruz ya da bütçe yetebiliyor. Nvidia alt modellerinde 8 GB'da takılı kalmış durumda. Bu durumda değişen bir şey yok. Aynı tas, aynı hamamsa mecbur eldekiyle ilerlemeye devam. Radeon'un RDNA 4 mimarisiyle baş edebilecek mi, birlikte göreceğiz. Katlanır telefon teknolojisi hızla ilerlemeye devam ediyor. Google ve Samsung katlanır telefonları ilgi çekici gibi duruyor. 2'ye katlanır telefonlardan sonra 3'e katlananlar da ortaya çıkmaya başladı. Yakında cebimizde bir akordeon taşıyacağız gibi duruyor. Yuvarlanabilir ekranlar ise yolda. Peki alınabilir mi? Ve bu fiyatlara bayağı zor gibi duruyor. Ama geniş ekran, taşınabilirlik, inovasyon güzel. Fiyat, dayanıklılık kısıtlamalar ise eksi yönleri. Rekabet kızışıyor. Bakalım sayı arttıkça fiyatlar bundan etkilenip dibi görür mü? Ve bu sayede katlanır telefonlar cebimize girmeye başlar mı? Hep birlikte göreceğiz. Çıkmaz ayın son çarşambası. Çoğu beklediğimiz oyun piyasaya düştü. GTA 6 PC versiyonu için ise en az 1-2 yılımız var gibi duruyor. O zaman PC ve PlayStation'da beklediğimiz ikişer oyunla devam edelim. Çin mitolojisinden ilham alan Black Myth Wukong. Nefes kesici grafikler ve akıcı dövüş mekanikleriyle 2024'ün en çok beklenen aksiyon RPG'lerinden biri. Efsanevi Maymun Kralı yönettiğimiz bu oyunda doğaüstü güçler kazanıyor ve mitolojik düşmanlarla büyüleyici bir dünyada mücadele ediyoruz. Tam bir açık dünya değil, yarı açık dünya diyebiliriz. Unreal Engine 5 teknolojisiyle geliştirmiş olan bu oyun görsel açıdan gerçeküstü bir deneyim vaat ediyor. Soul oyunlarının zorluğunu bulamayabilirsiniz ama yine de sürükleyici bir oyun olduğunu söyleyebilirim. RPG dünyasının efsane serisinin yeni bölümü Final Fantasy 7 Rebirth. 2024'te oyuncularla buluştu. Serinin klasik hikayesini modern grafikler ve yenilikçi oynanış mekanikleriyle yeniden şekillendiren bu yapım, Cloud ve arkadaşlarının destansı macerasıyla genişliyor. Açık dünyada keşif, stratejik dövüş
görüşler ve derin hikaye sunan oyun hem nostalji sevenleri hem de yeni oyuncuları kendine çekiyor. 2024'ün en çok beklenen yapımlarından biri de Marvel's Spider-Man 2. Oyuncuları bir kez daha New York sokaklarında ağ fırlatmaya davet ediyor. Bu kez Peter Parker, Miles Morales'in güçlerini birleştirdiği oyunda yeni düşmanlarla karşılaşıyor ve daha dinamik bir oynanış deneyimi sunuyor. Geliştirilmiş grafikler ve açık dünya mekanikleriyle kahramanlık dolu anlar yaşatmayı bize oyun vaat ediyor. The First Descendant, etkileyici grafikler ve yoğun aksiyon sunan 3. şahıs nişancı oyunu olarak 2024'te dikkatleri üzerine çekecek gibi duruyor. Oynaması ücretsiz bu yapımın devasa boss savaşları, ekip tabanlı stratejilere ve zengin loot sistemiyle dolu mücadelelere davet ediyor oyun. Unreal Engine 5 gücünü arkasına alan oyun, görsel detayları çok oyunculu deneyimiyle öne çıkartıyor. Maalesef şu anda oyunda Türkçe dil seçeneği yok. Yılın kötü haberi, Intel tarihinin en büyük fiyaskosuyla karşı karşıya. Intel her zamanki gibi 13. nesilden sonra 14. nesil işlemcilerde de voltaj arttırmayla yoluna devam etmeye çalıştı. Ama kullanıcıya her gün pilav yedirip AMD beni ham ham yapmasın dersen sonunda hüsrana uğrarsın. Sonuç, sırf son kullanıcı değil, kurumlar da Intel'e başvuru yapmaya ve iade talep etmeye başladılar. Intel, farkında olmasına rağmen hasta la vista baby diyordu. Tarihinin en büyük fiyaskosunu yaşadı. Burada olayı söyleyeyim sizlere. Intel ve AMD birbirleriyle yarışacağım diye voltaj arttırmaya yüklenirse güçlü soğutucular bile bu yeni nesil işlemcileri soğutamaz. İşin komik tarafı, voltaj sorunu yanında bazı işlemcilerde via oksidasyon, yani paslanma sorunu mevcut. Sonuç olarak mikro kodlaması bekleniyordu ve anakart üreticileri BIOS güncellemelerine başladılar. Yeni BIOS güncellemeleri piyasaya sürüldü. Sorun yaşıyorsanız şansınızı deneyin derim. Laptoplarda sorun yok iddiası mevcut. Donanım kaynaklı sorunlardan bahsedildiğine göre Intel burada suçu laptop üreticilerine atıyor diyebiliriz. Nvidia'nın sürücü kurulumunu arka arkaya 5 veya 10 tekrarlarsanız ya da arka arkaya işlemciyi zorlayacak benchmark testleri yaparsanız ve hata alıyorsanız Fiyasko mağdurları ailesine katıldınız. Tebrik ediyorum. Apple M3 çipli MacBook'larla büyük çıkış yapmayı planlıyordu ancak bu model performans ve inovasyon açısından beklenen etkiyi oluşturmadı. Kullanıcılar M2 serisine kıyasla yeterli bir gelişim görmediklerini dile getirdiler. Fiyat performans dengesi açısından bayağı bir eleştiri aldı ve tüm gözler şimdi M4 çipli MacBook'lara çevrilmiş durumda. Apple'ın M4 ile daha güçlü performans, enerji verimliliği ve grafik gücü sunarak hayal kırıklığını telafi etmesi bekleniyor. M4 çiplerin çok yakında piyasaya sürülmesi MacBook severlerin umutlarını yeniden canlandırıyor. Duyuru için yıl sonunu bekliyoruz. Microsoft Windows 12 ile kullanıcılara yepyeni bir işletim sistemi deneyimi sunmayı hedefliyordu. Ancak süreç beklenenden karmaşık hale geldi. İlk başta Windows 10'un son sürüm olduğu ilan edilmişti. Sonrasında Windows 11, ardından Windows 12 için yapılan söylentiler teknoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Windows 12, yapay zeka entegrasyonu, daha hızlı performans, bulut tabanlı çözümler ve yeni kullanıcı arayüzü gibi özelliklerle bu sefer başarıyı yakalayacak mı birlikte göreceğiz. Geliştirme süreci karmaşık ve net çıkış tarihi hala açıklanmadı. Bazı kullanıcılar ise sürekli güncellemeler ve değişiklikleri Microsoft'un işini zorlaştırdığını düşünüyor. Bu belirsizlikler Windows 12'nin tıpkı Windows Vista gibi beklentilerin altında kalabileceği endişesi oluşturdu. Windows 12'nin 2024'ün sonlarına doğru çıkış yapması bekleniyordu. Ancak Microsoft'un bu sefer bu kadar büyük bir adımı bu kadar hızlı atamayacağı kesinleşti diyebiliriz. Intel 12. nesilden başlayarak yetkili distribütörlere verdiği garantiyi 3 yıla çıkardı. Ekranda gördüğünüz işlemciler ise artı 2 yıl uzatılmış garanti sahibi oldular. Toplam 5 yıl. Benim emektar 13700F. Maşallah diyelim, sorunsuz şimdilik. Garantisi de canavarın 2028'e kadar uzadı. AMD RDNA 4 mimarisiyle grafik dünyasında yine büyük bir adım atmayı planlıyor. RDNA 3 ile büyük başarı yakalayan firma herkesin gözünü RDNA 4'e çevirmesine yol açtı. Söylentilerde ise bu yeni nesil grafik kartlarının
daha yüksek verimlilik, güç tüketiminde büyük düşüşler ve elbette performans canavarı olacağı yönünde. Ancak süreç beklenenden daha sessiz ilerliyor. Bazı kaynaklar RDNA 4'ün Nvidia karşısında tam olarak rekabet edemeyeceğini öne sürüyor. Yine de AMD, RDNA 4 ile rekabeti zorlayacak yeni teknolojiler ve ray tracing geliştirmeleriyle oyunculara farklı bir deneyim sunmayı vaat ediyor. Şu an çıkışı merakla bekleniyor. Ancak AMD'nin bu sefer çıtayı ne kadar yükselteceği asıl soru işareti. Yapay zeka dünyası ise çok hızlı ilerliyor ve ChatGPT-5 yolda. Bu devrimin öncüsü olmaya başlayacağı düşünülüyor. GPT-4'ün sunduğu etkileyici dil yeteneklerinin üzerine inşa edilen ChatGPT-5 daha da gelişmiş dil anlama ve doğal akıcı sohbetler sunmayı vaat ediyor. Ancak bu yapay zekanın tek yeniliği değil. Günümüzde yapay zeka sadece dil işlemeyle sınırlı kalmıyor. Resim oluşturma, müzik besteleme ve birçok alanda devrim oluşturuyor. DALL-E gibi araçlar metinden görüntü oluşturma yeteneğiyle sanatçılara ilham verirken, yapay zeka destekli müzik üretim sistemleri yeni melodiler ve şarkılar oluşturmada büyük rol oynuyor. Bu gelişmeler yapay zekanın sadece bilgi işleme değil, aynı zamanda sanatsal alanlarda da ne kadar ilerlediğini gözler önüne seriyor. ChatGPT-5, diğer yapay zeka yenilikleri gelecekte hayatımızı nasıl şekillendirecek hep birlikte göreceğiz. Android 15. Geleceğin mobil teknolojisi yolda. Google, mobil işletim sistemi Android 15 ile teknoloji dünyasına önemli yenilikler getirmeye hazırlanıyor. Bu yeni sürüm uydu bağlantısı desteği, varsayılan cüzdan uygulaması belirleme, kısmi ekran paylaşımı gibi birçok heyecan verici özellik bizlere sunacak. Bazı telefonlar Android 15 güncellemesi almaya başladı bile. Google Pixel bu telefonlardan biri. Android 15'te birçok yeni özellik bizleri bekliyor. Kamera deneyimi iyileştirilecek. Bluetooth için açılabilir yeni menü, aynı anda birden fazla kulaklığa ses paylaşımı, aynı uygulamadan gelen bildirimler azalacak, karanlık mod ise tüm uygulamalarda kullanılabilecek, batarya sağlığının gösterilmesi, uygulama işleme gibi özellikler Android 15 kullanıcı deneyimini daha da geliştirecek. Telefon kapalı olsa bile bulunabilecek, uygulamalar sesle açılabilecek ve masaüstüne benzer modda cihazı açabileceksiniz. Güvenlik iyileştirmeleri, kontrast ayarları, yumuşak uygulama geçişleri, yeni emojiler vesaire yenilik çok. Android 15 bakalım teknoloji dünyası için ne kadar heyecan oluşturabilecek. Yılın teknoloji trendlerine erken veda edelim istedim. 2024 trendlerini ve yeniliklerini inceledik. Videomu beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hangi teknoloji trendinin sizi en çok heyecanlandırdığını bana yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar. Teknoloji dolu günler dilerim. Hoşça kalın.